af. Affin ne olacak deyip deyip tekrar Şimdi tekrar şöyle, soruyu şöyle yöneltiyorlar. Ee, bir arkadaşlar tekrar o Suriye haritasını koyarlarsa onun üzerine anlatırken alalım arkadaşlar. E, söyleyeyim. Şimdi PYD bir taktik değiştirdi şu anda. Özellikle Türkiye'nin e, ve Özgür Suriye ordusunun ele geçirmesinden korktuğu alanları e, rejime ter terk ediyor şu anda. Bunu nerede gördük? Bu harita değil arkadaşlar. Tek başına olan bir harita vardı ya. Ee, tek Suriye haritası. Onun üzerinden. Kuzeyi kuzey geniş olarak gördüğümüz. Bunun bir kısmı şu anda nerede gerçekleştirdi? Halep'in hemen üst tarafındaki olan mahalleleri e, ve Azize Mare'ye doğru olan hattın olan bölümü şu anda şeye devretti. Bu değil arkadaşlar. E, diğer tekrar, Evet bu harita. Şimdi görüyor musun hemen altta Halep'in üzerinde sarı bir cep elbaba doğru giriyor. Evet. O bölümün büyük bir kısmına kime devretti? Rejim güçlerine devretti. Niye? Rejim güçleri Türkiye karşı karşıya geldi. Aslında PD'nin kontrolünde hala. Ama ön safta rejim var. Türkiye'nin Elbap'tan El sonra planladığı yer Mare hattını, Azez hattını aşağı doğru götürmek. Yani orayı aşağı doğru çekmeyi düşünüyor. İlk hareketi olacaksa o. Çünkü o bölgeyi Membiç'ten de önce diyorsunuz. Membiç'te zaten şu anda oraya takviye yapıldı. O bölgeye gidildi. Hatta o bölgede yavaş yavaş aşağı doğru bir bölge gidildi. O hareket fark edilince bu sefer rejim güçlerine bölgeyi terk ettiler. Rejim güçlerini terk ettiler. Türkiye'nin önceliği Afrin'den önce Azes Mare hattının belli alanlarının kontrolünün sağlanması, yani ne olacaksa önce bence orada olacak. Bunu şeyler de biliyor. PYD de biliyor, rejim de biliyor. O yüzden de bildiği için orada tepki alıyor. Ama ne kadar tepki alırsa alsın kaçınılmaz bir sonu. Afrika tamamına değil ama belli bir bölgeye doğru ilerlenecek. Ama asıl Türkiye'nin şu andaki önceliği e, Membiç. Çünkü alınmış bir karar var. Siyasi anlamda diyorsunuz. boşaltmak anlamında. Siyasi anlamda ötesine aynı zamanda e, Amerikalılarla imzalanmış olan anlaşmalar var. Membiç'in boşaltılacağı ve Membiç'e çatışma çıkmaması ile ilgili anlaşmalar var. Hı hı. Elbap'ta olay uzayınca onlar şuraya yattılar. Yani kulaklığın üzerine yatmak diye bir tabiri var ya, kulağın üzerine yattı. Hı hı. Elbap'ta Türkiye kötü bir sonuçla karşılaşmış olsaydı zaten Mimic'i boşaltmamış olacaklardı. Ama Elbap uza, uza, uzamasını hissetmenin sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi i̇şte Elbap bittiğinde Türkiye dönecek, muhataplanacak. Ki, Kardeşim ben size süre vermiştim. Çünkü büyük bir bölümde şöyle hareket incele gitti Memiş bölgesindeki operasyon şöyle gitti. Aşağı doğru indirirken Türkiye... Amerikalı muhataplarına şunu söylüyordu. Kardeşim siz bu bölgeyi terk edecektiniz. Bu bölgelerdeki şu yerleri şu yerler, şu yerleri biz bu gece bombalayacağız. Eğer askeriniz varsa çekin kardeşim. Oraları ateş ediliyordu. Daha sonra da Özgür Suriye gidip orasıydı, alıyordu orayı. Muhtemelen Membiç operasyonu şehir merkezi hariç olan bölümü daha önce Fırat Kalkanı operasyonda olduğu gibi bu şekilde ilerleyecektir. Önce deklarasyon yapılacak. Yani uyarı yapılacak. Bu bölgede Askeriniz varsa geri çekin Amerikalıları ve diğerlerini. Biz geliyoruz. Ha, hani diyeceksiniz ki bunu Davul söylemeye gerek var mı? E zaten herkes herkesin geldiğini görüyor. Alan öyle bir müsait bir alan. Kimsenin bir şey gizlemesine gerek yok. Membiş'e bir şey kadar ki olan operasyon muhtemelen böyle devam edecek diye düşünüyorum. Mem